Selamlar sanırlar, yeni videoya karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber uzun zamanlardan summon yapacağız. Summon yapacağız. Çok özlemişim vallahi ya. Hani bak, videoyu çekmek bir yana, summon videosu çekmek bambaşka bir yana diyebilirim kısaca. O zaman efendim, bugün V-Bloods'ın hesabındayız. Yaklaşık 300 adet summon'ımız var, çağrımız var. Hesapla ilgili bilmemiz gereken ana unsur, early game bir hesap. 10. katlar yok. 12. katları zaten düşünmüyoruz. O yüzden hesabı yorumlayacağımız, hani çıkan yaratıkları yorumlama durumumuz tamamen ve tamamen 10. katlar öncelikli olacak şekilde olacak. Yani burada derim ki şimdi Lucian üf dev için mükemmel de, dersin ki bana 12. katta Lucian mı kullanabiliyorsun? 1. Evet kullanabiliyorsun. 2. Önceliğimiz şu an için 10. katlar. Çünkü 10. katlar olmadan 12. katlar çok mümkün değil ne yazık ki. 12. katlar bir nevi değil. Girmeyelim o konuya. Neyse. Özlemişim vallahi ya. Şimdi. Daha fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Herhangi bir istek yok. Blessinglerimiz var. Çağrı bereketlerimiz var. Güzel. İstediğimiz 65'ler arasında seçim yapabileceğiz. Herhangi bir yaratık hakkında food mu değil mi yorumunu yapmamı söylediler. Ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Özellikle şu an ilerleme durumunda işe yarayacak bir yaratığı veya işte oyunun şurasında işe yarayabilecek bir yaratığı belirtmek benim için daha kolay olacaktır. Burada 300 küsür summon'dan bahsediyoruz çünkü. Yani gerçekçi olalım biraz. Önceliğimiz ilerleme kısmı o yüzden. İlk parlatmamız geliyor ve efendim... Bana kalsa direkt Tiana. Ama Pelerinli Şövalye... ikisi de bir early game hesaba gelmesi gereken en son iki yaratık. Gerçekçi davranacağım ve Tiana diyeceğim. Yani... gerçekten gerçekçi davranıp Tiana pikini ortaya, Tiana kartını ortaya sürüyorum. Ve hayırlı olsun ilk nat 5'imiz. Bu arada sanıyorum ki herhangi bir nat 5 yok şu ana kadar hesapta. Evet, herhangi bir nat 5'imiz yok. Tabii ki artık Tiana'mız var. Bunlara bakmıyorum. Hani Sigmarus eritmesi bile yapılmamış bir hesap. Bu arada ilk başta bir Sigmarus eritmesini şiddete tavsiye ederim. İkinci parlamamız geliyor. Bu kadar hızlı arka arkaya gelmesi beni korkutuyor. Korktum. Şimdi... bir tane Shine'ımız var fakat şöyle bir durum var. Tiana'yı kullanmak için yanında bir tane Arena Speed lead, yani Arena Hız lider yeteneği yaratığı gerek. Shine'a iyidir, hoştur ama acaba Hız lider için bir adet Izarya alsak mı? Ya sonuçta Shine'ımız var ve yani hiçbir şekilde yaratık şeyimiz yok şu an. Şu an bunun bizde var olup olmadığını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Skill up'tan ziyade şu an İzarya'nın kenarda durması daha mantıklı bir seçim olabilir. Lütfen bana Shine'a skill up seçmediğim için kızmayın. Ama gerçek davranmak istiyorum olabildiğince. Vigor. Vigor, 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 Vigor. Neredesin Vigor? Şu an arenasından... aynen canlı arenası artı yayından lonca savaşına, kuşatma savaşlarına kadar 10 numara bir tank yaratığı, hem tank hem hasar çıkaran, yani Breezer diyebileceğimiz, kendi canına göre hasar veren bir yaratık. Aynı zamanda güzel bir support işleri de görünüyor değil. Oyun sonu için harika bir yaratık, mutlaka tutmanı tavsiye ederim. Hatta kilitleyeyim direkt, mümkünse Tiana'yı da kilitleyelim. Kullanacağınız ve ileride kullanabileceğiniz yaratıkları kilitlemeniz sizin için mantıklı ve cazip bir fikir olsun. Aklınızda bulunsun. Copper, yani bakır mıydı? Bakır galiba. Evet, bakır. Tamamen ve tamamen lonca savaşlarında kullanılabilecek harika bir defans bazı yaratık. Hedefine direkt tek atar eğer defans yüksek yapabilirseniz. Fakat tekrar söylüyorum, late game, oyun sonu şu an için herhangi bir vasfı yok. Bu zaten burada belirteceğim yaratıklar dışındaki çoğu şeyi foodlamanız veya aynı şekilde ateş savaş şekilde foodlamanız
veya kenarda tutmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bunu belirteyim. Argen ve Ölüm Şövalyesi. Argen her ne kadar eritme yaratığı olsa da hem Sigmarus'u alırken hem de... Hayır, Sigma'yı değil. Hem Veromus'u eritirken, ki çok tavsiye etmemekle beraber, Argen'in Argen olarak kullanılmasını tavsiye edebilirim. İlk dev zindanında 10. katında şiddetle kullanılmasını tavsiye ederim. Güzel hasarı var. Hedef üzerindeki zararlı etkilerin başına hasar çıkarıyor kendileri. Ve gerçekten de ya, en başta element avantajı var boss'a karşı. Hele ki artık 12. katların gelmesiyle element avantajlarının ne kadar önemli olduğunu artık iyice görmüş olduk. Bu arada araya bir tane Rao kaçtı. Ateş Inugami, o da oyunun en güzel atak yaratıklarından bir tanesi. Bir Rakshasa görüyorum. Su. Su element Rakshasa. Adı da su bu arada. Ha, bunu güzel yapmışlar bu arada. Hoş var mıydı hep ya? Şu an cehaletim doruklarda. Su çok kullanılmayan ama sonuçta bir Nat 4 ve elinizde olmayan her Nat 4'ten en az bir tane tutmanızı şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Çok şiddet uyguluyorum, olmuyor böyle. Neden? Oyun sürekli güncelleniyor, oyun yaratıkları sürekli dengeleniyor. Bir yaratığın bir skillini bufflarlarken bir skillini nerfleyebiliyorlar veya bir yaratığı tamamen bambaşka bir seviyeye çıkarabiliyorlar. Bu sürekli yapılan bir şey olduğu için oyun içerisinde mutlaka ve mutlaka her yaratığın bir tane elementini, özellikle 4 yıldız ve 5 yıldız yaratıkları, birer tane kopyasını tutmanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerisini skill up yapabilirsiniz. Inugamilerin hepsi Kro, Inugamilerin hepsini ateş, ışık, karanlık, hepsi çünkü 3 tanesini kasmanız sizin için en mantıklısı olur. Neden? Özellikle karanlık. Karanlık ilk önceliğiniz olmalı. Karanlık Inugami'nin olayı şu: hedef üzerindeki yine zararlı etki sayısına göre hasar verir. Fakat element karanlık olduğu için oyunun neredeyse her bölgesinde bir üstünlük veya zayıflık göstermez. Herkese eşit davranır. Çok iyidir. İyi kalpli bir yaratıktır. İki dişi birdir. Ve çok yüksek miktarda hasar çıkarmanı sağlar. Özellikle Devon, Ejderon, hatta Necropolis on üzerine uçurum zindanları, o element açtı, ateş yaratığı, buz yaratığı, rüzgar yaratığı vesaire, bir numaralı hasar çıkarma yaratıklarından biridir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir şey değil mi? Bak, uzun zaman sonra summon yapınca böyle sürekli parlıyor. İşte bu fake not base. Rip Morris. Şimdi dedim ya, hani her elementin, her yaratığın bir elementini mutlaka tutun diye. Bunu tutma ya. Nefret ediyorum. Bak, çok güzel bir yaratık ama tamamen şansa bağlı bir yaratık. Oyun zaten şansa bağlı, bir de üzerine yaratık şansa bağlı olunca işler hiç hoş olmuyor. Birinci skill'in vereceği etkiler bir ton etki verebilir ama bunların sağlaması için attığı iki zarın toplamının işte 5 gelmesi lazım ki, iki zarın toplamı 5 gelirse ne oluyor? Nedir? Defans kırıcı. Defans kırma. Mesela ya 5 atarsan zarlardan bir tanesi 5 olsa defans kırabiliyor. 4 atarsan kurtarılamaz dediği can yenilemesi bozuyor, doğru hatırlıyorsam eğer. 6 atarsan ıskalama ihtimali artıyor. Eğer 6-6 attın, 1-1 attın vesaire attın, ek tur alıyor. Aynısı ikinci skill için de geçerli. Burada da zarların toplamı önemli. 7'nin üzerinde olursa hedefi sersem atıyorsun. Toplamları 7'nin altındaysa yavaşlatıyorsun. Aynı çift atarsan tık hemen ek tur alıyorsun. Morris'in olayı aslında pasifiydi. Diğer zarf hücrelerinden ayıran özelliği. Öyle takım arkadaşlarını canlandırabiliyor ama çift atması lazım. Her tur başladığında zar atıyor otomatik olarak, pasif olarak, ve her tur aldığında tekrar zar atıyor. Eğer çift atarsa ölü olan herkesi canlandırıyor. Bu güzelliği var. Yani ama ne yazık ki tamamen şansa bağlı olduğu için hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Food. Üf, ne güzel lan. Bir an bir korktum, bir şey oluyor sandım. Dövüş sanatçıları tövbe. Elimizi sürmüyoruz hiçbir şekilde. Bu arada bağlantı mı? Evet, bağlantım gidip geliyor şu an. Neden bilmiyorum. Tamamdır, problem çözüldü. Tekrardan oyundayız. Şimdi en son Morris geldi. Dövüş sanatçılarının hepsinden uzak duruyoruz. Hani en
istemediğimiz yaratık tipi diyebiliriz onlara. Yenilerden biri ne? Çalgı ustası. Kanun ustası. Bu yaratıklar sadece PvP yaratığıdır. Yani arena önce savaş, kuşatma savaşı yaratıklarıdır. Herhangi bir şekilde şu an kasmanızı tavsiye etmiyorum. At depoya dursun. Harga aynı şekilde. Ateşin Inugami skill'larına çok fazla ihtiyacınız olacak. Çünkü bu Inugami'de de ilk önce maksimum skill yapıyorsunuz. Ardından ikinci uyanış zindanına sokup orada ikinci uyanış XP'si kasıyorsunuz. Ve ondan sonra da gelsin ikinci uyanışlar. Yani bir kere uyanış yaptım, üstüne bir daha yapacağım falan filan şeklinde. Ve statları çok daha fazla, çok daha artıyor. Hasarları çok daha artıyor. Hayatta kalabilirlikleri çok daha artıyor. Garo. Gelelim Garo'ya. En sevdiğim olmasa da sevdiğim ninjalardan bir tanesidir kendileri. Birinci skill atak hızına göre hasar verir. İkinci skill hedefi sersemletir ve pasifi. Garo'yu öldürmek istiyorsanız eğer birden fazla saldırmanız lazım. Yani bir darbe vurdum tak 70k vurdum direkt ölmez. İki kere vurdum, iki darbe vurman lazım. Yani birden fazla saldıran yaratıklar bunu öldürmek için gerekli olur. Onun dışında çok mümkün değil ne yazık ki. Çünkü öldürücü darbeyi aldığı zaman atak barı hop 150 hemen doluyor. Genelde zaten hızlı dizildiği için, yani hızlı bir şekilde dizildiği için atak çubuğu hemen doluyor. Tur alıyor, tekrar öldürmeyi denediğinizde tekrar ölmüyor. Vampir, revanş, vampir, irade. Revanş de vampir, vampir intikam. Vampir intikam favori rün tipidir. Fakat henüz buna da gerek yok. Devam edelim. Mystic cadı. Bak güzel parlıyor. Şikayetçi değilim ama işe yarar bir şeyler versin. Talia. Şimdi. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Neden sıkıntılı? Yaratık çok güzel. Olağanüstü bir hasar var. Shaynan da var. Şu an Talia'nın da oldu. Öldürücü bıçak dizdiğin zaman. Şu an oyun başı olduğun için öldürücü bıçak diyorum. İleride bunu öfke bıçak yapabilirsin rahatlıkla. Üçüncü skill'e hedefin canı eğer yarının %50'nin altındaysa iki katı hasar veriyor bildiğim kadarıyla. Ya hemen hemen iki katı. Değilmiş, %50 daha fazla hasar veriyormuş. Özür diliyorum. Yanında bumerang savaşçısı da olacağı için bumerang savaşçısı da fazla oran hasar veriyor. Yani tamamen bir hasar çıkarma makinesi. Bunu git Necro'da ve Ejderha'da, Ejderon ve Necro 10'da kullanabiliyorsun. Üstüne bunu ucuna uçurum zindanlarında kullanabiliyorsun. PvP kısmını çok tavsiye etmiyorum ama insanlar kullanıyor, o yüzden bir şey diyemem. Şöyle bir durum söz konusu. 12. katlar geldiğinden beri ne yazık ki pek işlevleri yok 12. katlarda. Hani sırf 10. kat Ejder ve Necro için değer mi? Artık hiçbir fikrim yok ya. Yani ben kastım, pişman mıyım 10. katlar eğer kalsaydı mükemmel, direkt hani olmazsa olmaz kasmak zorundasın diyebilirdim. Ama 12. katlar işte çok zorlaştırıyor ya. Hani şu an o kadar böyle sıkıntılı bir zaman ki 12. katlar öncelik olmalı mı? Önce 10. katları kadro kurup mu şey yapmalı, 12'ye geçmeli? Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum ve Ateş, Frankenstein, Bulldozer. Bulldozer'ın olayı şu. Hani en başta Bakır'a demiştim ya, PvP yaratığı işte defansa göre vuruyor diye. Burada tipin HP olduğuna aldanmayın. Üçüncü skill'i muazzam bir defans, yoksa aynı hasar vuruyor. Kendi defansla bağlı olarak. Copper, Bulldozer, yani Bakır, Bulldozer artı işte defans buff'ı artı kritik oran buff veren iki tane yaratık var oyunda. Birincisi Immensity, Rüzgar Horus, 4 yıldız. İkincisi de Randy, Ateş Kelle Abisi. Aynen, Ateş Kelle Abisi. İkisinden birini bu iki karakterin yanına veriyorsunuz. Lonca Savaşı'nda bu kadroyu kimse tutamaz. Ama dediğim gibi bu da ilerlemeyi sağlayacak bir yaratık değil. Bu da bir PvP yaratığı ne yazık ki. Hayret, şöyle bakıldığı zaman bir Lucian vesaire şu an cidden güzel olabilir. Cidden güzel olabilir. Cidden daha parlıyor. Rüzgar Tavacı. Toa ve Toa için gerçekten çok kullanılan bir karakter. Verat yokluğunda, hatta bazıları Verat'tan bile daha iyi olduğunu iddia ediyor ki bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. İkinci skill hedefleri iki kere sağlıyor. Birinci skill hedefi sağlıyor. Seken darbe yapmasını ve atak gücünü seken darbe yapmasını sağlıyor ve aynı zamanda hedef atak gücünü düşürüyor. İkinci skill hedefleri iki kere sağlıyor. Her biriyle saldırdığı zaman atak barlarını düşürme ihtimali var.
Üçüncü skillimiz herkesin atak barını sıfıra indiriyor ve bütün takımın bekleme sürelerini bir turuna azaltıyor. Aslında Mev gibi. Tek fark Mev takımın atak hızını artırırken bekleme sürelerini azaltıyor. Burada Wunhak'ta, Wuchi'de biraz şöyle bir durum var. Tam tersi, hem karşının atak barını sıfırlıyorsun hem kendi takımın skillerini, bekleme sürelerini kısaltıyorsun. Ki bu skillin kaça kadar düştüğünü merak ediyorum. Şu an max skill kaç? 5 turdan 4 tura iniyor. Mükemmel mi? Değil ama neden olmasın? Eskiden Tuav ve Tahta çok kullanılabiliyordu. Ben çok sevmesem de. Bir Pierrette görüyorum. Clara! Oh, kanser. Neden kanser? Kuşatma savaşlarında şu an bir tane kuleye 5 tane Clara defansı diziyorlar. Bu kadar. Söyleyebilecek başka hiçbir şeyim yok. Late game PvP yaratı. Rünlemeye, vakit harcamaya gerek yok. Gerçekten bize şu an ilerlemek için Illusion, ne bileyim ne olabilir? Rüzgar bar var. Ona da Megan, bir dakika. Megan nerede o? Megan gördüm orada. Şunlara hemen bir diyelim. Orada bir Megan gördüm ben. O Megan'ı gözden kaçırmamak gerek. Megan. Mystic Chadır Su, Megan. Bu arkadaşın olayı ne? Üçüncü skilli takımına atak gücünü ve defansını artırıyor. Aynı zamanda atak çubuklarını %20 artırıyor. Gayet güzel. 4 turda bir kullanılabiliyor bildiğim kadarıyla. Burada 5 ama max skill yaptığımız zaman sanıyorum ki 4 tura kadar inebiliyor. Hatta 3 bile olabilir, biliyor musun? Şu an hiç emin değilim. Neyse, sonuç olarak bu yaratığın olayı şu. Tamam, defans artıyor, atak gücü artıyor vesaire. Ejderhanın 12. katında, bak 10'da da kullanabilirsin, 12'de de. Hani önceliği 10 olur, sonra 12. Hem boss'tan alacağın hasarı azaltıyorsun, hem boss'a vereceğin hasarı arttırıyorsun takımın için. Aynı zamanda ikinci skilliyle ejderha boss'unun sağ tarafında kristalin verdiği bağışıklık etkisini kaldırabiliyorsun. Ve bu, hani o boss'u yenmenin başka yolu yok. O etki, o yararlı etki kaldırılacak boss'un üzerinden. Ve Megan bunu rahatlıkla yapabiliyor. Aynı zamanda boss'a karşı üstün element olduğu için fazladan %15 isabet etkisi var. Üzerine ek su elementi olduğu için, yine aynı şekilde üstün olduğu için hedef seken vuruş yapabiliyor ve bu sayede hayatta kalması daha rahat bir hale geliyor. Ama öncelikle ne yaparsın? Megan yerine Fran, Loren, Crow, Wordahill, Sigma şeklinde güzel bir kadro oturtulabilir. Onunla da ilgili ufak tefek şeyler söyleyeceğim ama nazar değmesin de güzel parlıyor ya. Güzel güzel, vallahi güzel. Orochi. Rüzgar elementi iki farklı yerde, hatta üç farklı yerde cidden kullanılabilir ama hani kullanılmalı mı biraz sıkıntı. Dev 12'de kullanabilirsin çünkü sürekli hem birinci skill hem üçüncü skillin sürekli hasar veriyor. Hatta üçüncü skill 6 kere saldırıyor galiba. Evet. 6 kere saldırıyor. Hedefe 6 tane sürekli hasar verebilirsin ve bu hedefin canının, ya boss'un canının direkt %30'unun gitmesi anlamına gelebilir. Fakat bunu yapman için kritik darbe vurman gerekiyor. Yani kritik oranını %100 yapacaksın. Yaratığın tipi HP, yani can bazlı olduğu için atak gücü biraz zayıf kalacak. Hasarını 1. ve 3. skill'den gelen sürekli hasarlarla hani tamamlayacaksın. 2. skill hedefin barını azaltıyor falan filan, çok önemli değil. Fakat 3 skill'i de senin atak hızına göre hasar veriyor ki bu gerçekten güzel bir olay. Özellikle tur bazlı bir oyunda bunu yap ve bu tarz skill'lerin olması gerçekten güzel ve etkili oluyor. İnanabilirsiniz bana. Tabii ki inanabilirsiniz. Tabii ki inanmalısınız. Ama ha, ne dedik? Dev 12. Bir yer daha diyecektim. Yargıç zindanı henüz tam denemesini yapmadım. Bir gün eğer bir hesap bulursam yargıç zindanını Orochi ile dönmenin karışma bende, halledebiliriz. Deneyeceğiz. Onun dışında Elunia boyutu B5. Rung farmlanan kısmı su elementli olduğu için oraya rüzgar elementli girmek en mantıklısı ve bir elementten bir yaratı koyduğunuz zaman geri kalan takımınıza aynı elementi dizmek zorundasınız. Yani Orochi güzeldir. Aynı zamanda lider yeteneği de güzel. Rüzgar yaratıklarının %30 fazla hız lider yeteneği var. Gerçekten güzel. Hani en kötü ihtimal lonca ve kuşatma savaşlarında mükemmel iş çıkarabilirsiniz. Randy, az önce söylediğim bu Bakır ve Bulldozer'ın yanına gelebilecek olan support yaratı, aynı zamanda speed var. Çok gerekli olması, zaten yavaş bir kadro olacak. Gelene geçene tek atacak şekilde olacak.
Konuşmayı unutmuşum. 20 dakika olmuş. Vay arkadaş. Randy güzeldir. Bulldozer, Randy, Copper. Bitti. Bu bir lonca savaşı kadrosudur. Tekrar ediyorum, ilerlemenize ne yazık ki işe yaramayacak ve gerçekten ilerlemeyi sağlayacak bir şeyler istiyorum şu an. Diğer Frankenstein'ları bu arada skill up olarak verebilirsiniz bu yaratığa. Aynı zamanda Capra da Joker Lotion Jojo. Füzyon yaratığı, eritme yaratığı olarak kullanılmış. Sigmarus'u eritmen için şu an aslında 3 yaratığın var. Çok güzel, kediyi, Mine'yi aldıktan sonra da en kısa zamanda Sigmarus'u eritebilirsin. Sigmarus seni 10. kat ve 12. katlarda ejder ve dev bosslarında rahatlıkla taşıyacaktır. Vazgeçilmezin olacak özellikle starter takımların için. Çok hani en çok sevdiğim yaratıklardan biridir oyunda. Yalan yok. Devam ediyoruz. Bir adet Gildong. Güzel bir attacker. Ya eskiden çok seviyordum ama ne yazık ki artık pek bir işlemi yok. O yüzden depoya. Depoda paşa paşa artık keyif yapar takılır. Biraz tempoyu arttırsak mı diyeceğim de olabildiğince bilgi de vermek istiyorum. Orada Rüzgar Mumya geldi geçiyoruz. Ramahan çok önermem. Skill up olarak şimdilik Raok veya Kroya yani karanlık veya ateş Inugami'ye yedirilebilir. Amazonlar da bu arada Amazon okçuları da Amazonlar ışık Amazon'a yedirilebilir eğer gelirse veya varsa. Samuraylar hiçbirini tavsiye etmiyorum. Yani klasik birer tanesi işte bir tane ateş, bir tane su, bir tane rüzgar vesaire depoya atılır, geri kalanların hepsi ya skill up olarak ya da food olarak harcanmalıdır benim gözümde. Karanlık ışıkları güzel oluyor ama yani çok taraftarı olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama hani oyunun en yani oyunun şu an aslında 10. katlarına rahatlıkla gelebilmeniz için o Gallium mı ya? Abi şimdi şöyle bir durum var. Bu yaratık birkaç ay öncesine kadar zindanların bir numaralı yaratığıydı. Çok hızlı yapmanız için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kilit yaratığı diyebiliriz. Öyleydi. Sonra Kairos zindanı katlarını 5'ten 4'e düşürdüler. Her Kairos zindanı 4 kattan oluşuyor artık. Ve Gallium'un yapay zekası normalinde hem 1. katta hem 3. katta son 3. skill'i kullanıyordu. En sonunda 5. kat. Hani 1-3-5 şeklinde kullanıyordu. 4 katı indikten sonra yapay zeka biraz mala bağladı. 1'de ve 3'te atıp boss katına atmamaya başladı. Ki en çok ihtiyacımız olan skill'i çünkü hem karşı tarafın defansını arttırıyor hem de takımımızın atak gücünü arttırıyordu. Oyundaki en güzel supportlardan biriydi. Onun yerine artık sadece arena saldırı takımlarında ve lonca savaşı saldırı takımlarında kullanılıyor. Lonca savaşı lider yeteneği bu arada hız lider yeteneği gayet önemli bir detay. Bu yüzden lonca savaşlarında kullanmanızı tavsiye ederim. Arena saldırılarında Tiana artı Gallium ikilisi muazzam bir ikili. İlk önce Tiana'yı önden gönderirsiniz. Üçüncü skin'i kullanır. Ardından Gallium üçüncü skin'i kullanır. Ve arkasından gelecek olan artık iki atak yaratığınız yargı dağıtır. Karşıya tek atar. Bu durumlarda da bu arada alan etkili saldırı yapan yaratıkları tavsiye ederim. Vallahi özlemişim ha. Çok değişik bir duygu. Ve canlı zırhlar da aynı şekilde hepsi. Karanlık canlı zırh ve rüzgar canlı zırha hepsi skill up gidebilir. Bir dakika. Orada favorilerimden birini gördüm. Neredesin sen? Naomi. Gel pis 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 pis. Naomi. Rüzgar savaş kedi. Bu yaratık tıpkı Argen gibi daha önce söylediğim rüzgar vampir gibi ve karanlık Inugami Kro gibi hedef üzerindeki zararlı etkilerin başına zararlı etki başına hasar veriyor. Fakat bu yaratık da aynı şekilde ikinci uyanış, yani bir kere uyandıktan sonra yine ikinci uyanış XP'si ile bir daha uyandırıyorsunuz ve ikinci skill artık hedefi damgalıyor ataklarını düşürüp üçüncü, yani pasifi artık %100 kritik vurmasını sağlıyor hedef. Eğer hedef üzerinde bir tane zararlı etki varsa kritik oranı %100 olarak kabul ediyor. Yani sen Naomi'ye %10'luk, şu an kaç, %15 galiba sabit. Sen bu yaratığa eğer gidip %30'da bıraksan bunun kritik oranını veya %15'de bile bıraksan bu yaratık hedef zarar etki olan bir hedefe direktman %100 garanti kritik vuracak. O yüzden sadece atak ve kritik hasar abanıp rahatlıkla dev 10 ve dev 12'de kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Hatta bunun da videosu var kanalda. Kro'yla Naomi'nin hasar karşılaşma videosu diye. Kro'yla Naomi'nin ya da Arang'la Naomi'nin. Tam emin değilim şu an. Ama böyle bir video var. Ve bu yaratık
Hani cidden en güzel atak yaratıklarından biri özellikle bu dev zindanı için. Fakat Crow daha geniş bir yelpazeye sahip, daha fazla yere kullanılabilir. Mev Toa için yani yüksek denemesi normal ve zor modları için gayet güzel bir yaratık. Toa dediğim bu arada yüksek denemesi. Onu da tekrardan belirteyim. Raccoon PvP yaratıdır. Golem geçiyoruz. Hadi o kadar parladın durdun mu? Bu mudur? Övdük o kadar seni. Hadi güzel bir şeyler var. Bir tane daha bulacağız. Skillup güzel parlıyor. Bekliyoruz. Ryan. Yargı zindanında işe yarayabileceğini düşündüğüm yaratıklardan bir tanesi. İkinci skill hedefin defansını kırıyor ve sürekli hasar veriyor. Eğer saldırıdan sonra hedefin canı %50'nin altına inerse ektir oluyor. Üçüncü skill hedefe 3 kere saldırıyor ve her birinde sürekli hasar verebiliyor. Bence gayet güzel. Bilmiyorum. Denemek lazım. Ha bir de birinci skillde kendi atak buff'ını, kendi atak gücünü güçlendiriyor. Bir kere saldırıyor, atak gücünü artırıyor. Kendi atak buff veriyor. Bir sonra saldırıyor, atak buff'lı oluyor. Ama hani dediğim gibi PvP ve hani olursa über bir şekilde yargıç zindanı diyebiliriz. Şimdi kısa bir depoya atmamız var. Tamamdır. Bu arada Vigor'la ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Eritme hexagramı var mı? Vigor'la ilgili önemli bir detayı atladım. World Heal için yani ejderha 10 ve 12. katın ana kilit yaratığı için eritme malzemesi yaratıdır Vigor. Gizinden de var fakat yine de belirtmekte fayda var. Aynı zamanda eğer Fire yani ateş imp şampiyonu da gelirse aynı şekilde ilk önceliğiniz World Heal almak olacak bu yaratıkları kullanarak. Ondan sonra diğer saydığım olayları gerçekleştirebilirsiniz. Bence artık güzel bir şeyler gelmeli ve tamam bir tane Tiana aldık iyi güzel de hani bir ne bileyim 1065 işe yarar 1065 olabilir. Spectra ateş grifon 3 yıldızlı olup da işlevsel olabilen nadir yaratıklardan bir tanesi Spectra. Neden? Hem hız bayağı hızlı bir yaratık, aynı zamanda ikinci skill'i ve üçüncü skill'i oyunun en güzel zindan katillerinden biri diye, boss katillerinden biri diye biz. Neden? Aynı zamanda yükseliş denemesinin hem normalin hem zorun aynı şekilde yine kilit yaratıklarından denilebilir rahatlıkla. Ben şahsen diyebilirim. Demeyen varsa kafes dövüşüne davet ediyorum. Neden? İkinci skill hedefin maksimum canına göre hasar verir ve bu miktarı gerçekten azımsanacak bir şey değil. Dördüncü rune slotuna kritik hasar dizdiğiniz takdirde bu skill olağanüstü bir hasar veriyor. Özellikle bosslara, çünkü maksimum HP'ye göre hasar veren skill'ler her zaman boss katili olarak nitelendirilebilir. Çünkü hem 3 turda bir kullanabileceksin. İkinci yön ışığı da var. İkinci yön ışığından sonra yine skill up verirsen eğer 2 turda bir kullanabiliyorsun bu skill'i. Mükemmel bir olay. Aynı zamanda bu arada atak gücüne vesaire bağlı değil. Hani benim tavsiyem hız, kritik hasar, HP veya HP, kritik hasar, HP olabilir. Hız yapılırsa her ikinci slotuna hem İlk önce 3. skill'i kullanıp karşı tarafın atak barını ve atak gücünü ve aynı atak barını ve atak hızını düşürebilir. Eğer 2. yanış geldiyse, yapıldıysa aynı zamanda atak gücünü de düşürebilir ve bunlar gerçekten güzel bu arada. Hani %30'luk bir atak gücü düşürme, %30'luk atak barı düşürme gerçekten mükemmel bir oran. Üstelik bu da 3 turda bir kullanılabiliyor. Hatta sanırım evet 3 turda bir kalıyor. 3 turda kalıyor. İkinci yön ışığında sanıyorum ki ihtimal hani %50 yani %60 %70 var bir şey oluyor. Ama gerçekten hem yükseliş denemesi normalde zorda ejderha 10 ve 12. katta gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir kadro. Ben şu an ejderha 12. katında World Heal, ateş vampir, ateş grifon, Suan Kalkışı, Sigmarus, Megan ve Loren kullanıyorum. Böyle oldu. Pardon, bu yok. Bu beşliği kullanıyorum. Şiddetli de öneririm. Evet, bunu da şiddetli öneriyorum. Var mı itiraz olan? Kaldığımız yerden devam edelim. Çok fazla konuştum. Ve ilk parlama, ilk değil tabii de işte. İlk parlamamız bir gildong daha. Konuşmak istemiyorum. Birinci skill seken darbe. Üçüncü skill defans kırma. İkinci skillin şöyle bir güzelliği var. Yükseliş denemesi normal veya zorda eğer Artemia katına yani ışık baş melek katına sıkıntı yaşıyorsanız Spectra artı Gildong kullanarak ikisini de 5 yıldız olarak kullanabilirsiniz. İlk önce Spectre 3. skillini atacak. Ardından Gildong 2. skillini kullandığı zaman atak hızı yavaş düşürülmüş bir karakter varsa %100 ihtimalle garanti stunlıyor. Sersemletiyor hedefi. Ve bu da o yanlardaki maymun ve
yetilerin size saldırmasını engelleyecektir. Şiddetle bakın, bunu da şiddetle tavsiye ediyorum bilginize. Veya karanlığı da olur Vunhak. O da daha şey, o aynı zamanda HP bazı olduğu için ve element çok özür diliyorum. Element neutral dediğimiz, hani yine karanlık ışık olduğu için diğer elementlere karşı herhangi bir şey yok. Güzel. Şampiyon Imp Ateş Fire da geldi. Wordahill için bir başka yaratık. Materyal yaratığı. Megan Skill Up'ı. Megan Skill Up'ları güzeldir. Megan Skill Up'larını sevin ahali. Bir başka Megan Skill Up'ı. Sumamut. Bir tane daha çıkarmıştık. Hatta 4 yıldız olarak gelmişti fake. Tank ama çok tavsiye etmem. O yüzden es geçiyorum. Pek matah bir yaratık değil. Yani çok sonradan fantazi amaçlı. Ya, oyunda çok fazla fantazi amaçlı kullanılabilecek yaratık var. Ama önceliğimiz o yüzden her zaman zindanları, dev ejder, nekro, ardından da artık yargıç ve çelik zindanlarını takır takır temizlemek olacak. Bizim için şu an daha önemli olan hiçbir şey yok. Ne yazık ki. Oyun belki de en kötü olabilir. Bernard güzel bir destek, özellikle arena arenada hız atak bar ve atak hız artırıcı olarak kullanılabilir. Savaşa ilk başlamak istiyorsanız eğer güzel bir supporttur. Aynı zamanda yüksek hıza sahip olduğu için de rahatlıkla hızı dizilebilir. Samurai yine aynı şekilde pek tavsiye etmediğim bir yaratık tipidir kendileri. Yılanlar da serpentler de aynı şekilde. Sadece karanlığını önerebilirim. Karanlık yılan gerçekten oyundaki en güzel, yine aynı şekilde tuhaf yaratıklarından bir tanesidir. Ve bakıyoruz. Gargoyle. Depo. Direkt depo. Hiç acımak yok. Depoyu atıyorsun ve bırakıyorsun. Bir daha da yüzüne bakmıyorsun. Belki bir gün bir buff getirirler. Vahiy. Dokunmuyorsun. Güzel Rauk skill up'ları. Rauk ve Crow skill up'ları şu an her türlü tamam. Fakat hani bir Lucian, ne bileyim vesaire. Mev skill up'ı güzel. Şimdi rüzgardan devam ediyorum. Zaten şeyimiz kalmadı. Kutsama. Neydi lan? Aa, unuttum. Şimdi buradan ne gelebilir? Nat 5 olarak Tiana'yı aldık. Sierra gelebilir. Güzel olabilir. Gelebilir derken işte keşke gel. Hep gelebilir de keşke gelse. Sierra olabilir. Lagmaran olabilir. Güzel bir hasar yaratısı. Aslında evet, Lagmaran çok güzel olur. Özellikle şu an Gale'in ve Tiana varken alan etkili bir hasar yaratısı olarak Lagmaran, yani Rüzgar Kimera olağanüstü olur ya. Aa, bak hiç düşünmedim bunu. Bunu hiç düşünmedim. Hadi o zaman bir Lagmaran. Hadi aslan parçası. Yapıştır. Gelmedi. Tamam, ateşle devam ediyoruz yolumuza efendim. Ateşle devam ediyoruz. Bari buradan bir... Ama şu ateş nat 5'lerde ne var böyle? Çok ilgi. Çok böyle etkili şey olan. Çok emin olamadım da. Hani Rakan desen HP bazlı, yani can bazlı. Ama işte tek hedefli. Vallahi bak, ateş nat 5'lerden... Dur bir dakika, bakacağım ona ya. Çok merak ettim. Tamam, şimdi. Hemen bir tur daha, bir koşu daha depoya gidip gelelim. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz. Tamamdır. Son depo işlemini de hallettiğimize göre artık huzur içerisinde savunlarımızı tamamlayabiliriz. Bir şey bakacağım dedim, unuttum neye bakacağım ya. Ateş nat 5'lere bakacaktım. Hani böyle über şey yapılabilecek ne? Zyros var lan. Aa, Rika Zyros. Şu an cidden bu arada Rika veya Zyros olağanüstü olabilir bak. Hani diğerleri o kadar muazzam değil ama en azından arena saldırısı için Zyros veya Rika. Hadi Rika yine bir nebze başka şey olarak da kullanılabilir. Toa Toa olsun, yargı sindan olsun yine aynı şekilde. Fakat Zyros gelirse eğer ki gerçekçi olalım, çok ümidim yok ama gerçekten harika olabilir. Ya bak abi, 300 summon'da bir tane nat 5'te bırakmamalısın bizi. Hani yapma bunu Kamtoas. Yapma bunu lütfen. Hani
Bir tane daha var. Bak tamam diyeceğim söz. Ama bir tane daha en azından almamız lazım. Ya yani karanlık ışıklardan alma şansımız zaten neredeyse yok. Bence buradan bir kurtar bizi be. Gargoyle depo. Depo. Tam anlamıyla depo. Hadi. Son 9. Bak Lucian da vermedin zaten. Kırgınım sana. Sana diyorum Kamtuas. Sana kırgınım. Hem Nat 5 vermiyorsun. Bir tane Tiana ile şey yapıyorsun bizi. Git. Lucian. Al sana Jojo, al sana Sim. Hoş. Bomber olarak bu arada kullanılabiliyor. Artık o güzelliği var. Arena yaratığı giren şekilde. Bak aa Tiana ile beraber kullanabilirsin. Ama tek başına olduğu için. Şey yanına bir Sierra. Of. Malaka, Sierra vesaire gelse ne güzel olur da. Geçti artık. Neyse işe yarar cidden bir şey gelmez mi ya? 17 tane karanlık ışık. En çok korktuğum kısım bu. Hadi bak yine diğerlerinden bir şekilde bir Nat 5 aldık. Bir Tiana'yı aldık, kenara koyduk. Hani bir de Morris'imiz var aslında. Ama şuradan bir şey parlat be. Lütfen. Karanlık ışık yaratıklarının hiçbirini ne olursa olsun 3 yıldız dahil foodlamıyoruz. Hepsi depoya. Hiç kullanmayacağımız bir şey olsa bile depoya. Basalt çok güzel. Toa için olsun. Yine işte yüksek denemesi normal zor için olsun. PvP kısmında Lonca'yı kuşatma savaşlarında güzel olabiliyor. Kendi avcısı Çinko. Birinci, ikinci, üçüncü artık hangisiyse. Çinko şu an Çelik Zindanı için lazım olan bir numaralı yaratık. Bir numara. Tam anlamıyla bir numaralı yaratık. Bunu kilitliyorsun. Ve direkt yani hiç affetmeden direkt skill'lerini fulluyorsun bunu. Bütün elindeki canlı zırhların hepsini Çinko'ya veriyoruz. Karanlığa. İki... Millet şu an dışarıda Çinko arıyor. Çinko, Zing arıyor millet. İki tane çıktı ya vay arkadaş. Miho bak karanlık ışıkla 3 yıldızlardan güzel kurtardık gibi ama arkadaşım ne bu çelik zindanı aşkı? Hayırdır come to us. Parlat ama bir tane de. Hayır. 17'de bir tane parlamasını cidden geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Şimdi Dover bir bombacı, bir bomber adından anlayacağınız üzere alakası yok değil ama dedim ya hani Siam'ın yanına bir bombacı lazım diye. Heh, işte o yaratık geldi şu an. 17'de bir parlama, iki parlama, bir dakika. Betoni. Olağanüstü bir Light Dark, karanlık ışık Nat 4. Güzel bir single target, tek hedefli atak yaratığı, Nuker'ı direktman yok eder. Üçüncü skill %30 ihtimalle hedefin düşme defansını yok sayar. İki kere saldırdığı için iki kere hedefin defansını yok sayması lazım. Ve olağanüstü bir hasar olmasının yanı sıra düşmanın üzerindeki her zararlı etki başına defans yok sayma ihtimali %15 artar. Bir ara bunu Rift 5'te kullanan vardı. Hatta Serkan abi yapıyordu bizim. Charm Red yapıyordu. Mükemmel, olağanüstü bir hasar var yaratın. Ama işte bu %30 ihtimalle defans yok sayma muhabbeti çok sıkıntılı. Çok büyük kumar. Tam bir RNG. Tamamen şansa bağlısın. Bu zararlı etki başına ihtimalin artması sonradan eklendi ve çok güzel yerinde bir buff oldu. 17 tane karanlık ışıkta 2 tane parlatma, ikisi de kahramanlar salonu yaratığı değil, ikisi de oyundaki en güzel Nat 4'lerden bir karanlık ışıklardan bir tanesi. Ben bunu kabul ederim. Bu mükemmel oldu çünkü ciddi anlamda. Harbiden o zaman hadi bakalım yardırıyoruz. Destansı buradan bir Nat 5 gelirse eğer günü mükemmel kapatmış olacağız. Ve Avaris mi? Evet Avaris. PvP yaratı. Öldürdüğü adam bir daha hayata gelmez. Hiçbir şekilde canlandırılamaz. Perfecto. Favori Anubislerinden biridir. Şeyden sonra.
The Bay'den sonra. Pardon, The Bay Amarna Avaris Kımıl şeklinde gider. Gayet verimli bir summon olduğunu varsayıyorum. Şimdi bakalım totalde kaç Snapdragon almışız. Çok aldık onu biliyorum da. Ama şu bakın çok gibi değil lan. Neyse. Parlatmaya bakalım. Şunu her ne kadar saymak istersen. Bu da parlama. Bu da not. Fake 5 bu. Not değil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Yanlış saydım lan. 5, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 bence gayet iyi bu arada. 300'de 25. Hoş. 10 tane de bir, hani %10 bile değil. Ama güzel ya, yok yok güzel. Hatta bir dakika, depoya 60 bile olabilir sanmadığımız Nat 5, Nat 4'ler, Nat 5. Sanmadığımız Nat 5. Ha yok tamam. Bence bakıldığında gayet güzel bir summon oldu. Şimdi buradan kasılması gereken ne var? Aslına bakarsan burada şu an kasılması gereken pek bir şey yok. Argen kasılabilir dediğim gibi, hem dev için, hem dev için ve dev için, sadece dev için ve çelik zindanı için kullanılabilir. Bu ikisi PvP yaratıkları aynı şekilde, fakat gerçekten Cobalt bombası Dover Su Joker'le mükemmel bir ikili olur. Tiana Galleon veya Tiana Chasun olursa, eğer bir gün Chasun olabilir rüzgar gök tanrısı, artı iki bombacı harika bir ikili olur. Tiana ilk önce gider, ardından atak güçlendirici yaratın Hıvahi Chasun veya işte Galleon ikinci tura alır, atak güçten artır yaratıkların, ardından iki bombacı da gidip bombaları bırakır ve gelsin hasarlar, gelsin killer diyebiliriz. Onun dışında burada söylediğim gibi rüzgar kedi olabilir. Ateş Inugami olacak. Şunları, hani bunların hepsini kilitlemekle şimdi şey yapmak istemiyorum ama hani karanlık ışık yaratıkların hepsi depoya direkt, hani hiç kasılmayacak bir şey bile olsa direkt depoya at, depoda dursunlar. bu kadar. Evet sanırlar. Bence tamam, bir tane Nat 5 aldık ama iki tane Light Dark Nat 4 ile bence olayı güzel toparladığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda early game olmanın verdiği şeyle. Aha bir dakika, early game deyince hemen ne geldi benim aklıma? Tarihi para bölümünden ışık perikliçesi freni mutlaka al. Mutlaka al. Yani vazgeçilmezin diyebilirim şu an için. Aynı zamanda Loren de yok galiba değil mi? Işık zindanından da Loren'i al, ışık kovboy kızı. Ardından karanlık zindanından karanlık Inugami. Işığı da al. Işık, karanlık ve ışık Inugami'lerin ikisini al. Mis, tertemiz. O zaman efendim. Vallahi uzun zaman sonra ilaç gibi geldi ha. Üf. Vallahi ilaç oldu. Neyse. Bu değil, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.